böyle geçebilirsiniz. Ah. Biliyorum. Şimdi siz tabii asistanısınız patronun. Bizi buraya neden çağırdığını biliyor musunuz acaba? Patron bey, siz değerli çalışanların içindeki o derin mutsuzluğu keşfetti. Ve bu yüzden size bir motivasyon etkinliği düzenledi. Ay çok güzel. Ne etkinliği? Terapi. Terapi. Son zamanların en çok aranan terapistini tuttuk. Hatta şöyle söyleyeyim. Kendisinden randevu alabilmek için 2 haftadır bekliyoruz. Oo. Ay çok güzel. Aa, ilginç. Harika. Terapi. Ah işte terapistimiz Mesut Bey de geldi. Herkesin terapiye ihtiyacı var anladığım kadarıyla. Hoş geldiniz Mesut Bey. Eyvallah. Evet. Hoş bulduk. Size keyifli ve verimli bir seans diliyorum. İyi dersler. Sağ olun efendim. Eksik olmayın. Sağ olun. Siz de efendim. Siz de. Evet arkadaşlar, benim adım Mesut. Güzel. Memnun olduk. Bizi. Merhaba. Biz de memnun olduk. Çok çok memnun oldum. Merhaba. Çok sağ olun. Evet, çökün bakalım. Nasıl? Çökün derken nasıl? Çömün şöyle, çömün. Şöyle çök, tüneyin. Şuraya tüneyin bir. Bacaklarını kır ya. Şuraya bir apışın, apışın. Apışın mı? Ya apışın. Apışın ne? Yoga apışın, gibi. Apışın. Şey yoga, yoga, yoga gibi mi? Yoga ne kız? Apış. Çök yeri, çöm. Ya hız, pardon. Hız. Bir dakika, sen göster nasıl apışıldığını. Ben ilk defa duyuyorum apışmayı. Şöyle apışabilirsin. Mesela eğer kadın kişisiysen hemen şöyle apışabilirsin. Ben apışıp kaldım yani. Oo kelime şakaları. Evet. Severim. Evet. Çöküm abi. Apışın. Apıştım. Abi yere apış. Hocam. Çöm şöyle. Ben şu kadar apışabildim. Tüne. Tunga. Tunga. Tüne. Evet. Tugadip. Tugadip. Evet güzel. Sizinle beraber grup terapisi yapacağız. Terapi. Aynen terapi. Adı grup terapisi. Hazırsanız başlayalım derim. Evet, şimdi derinden bir nefes alın. Güzel. O nefesi şimdi yavaşça kof. Güzel. Şimdi gözlerinizi kapayın. Size söylediklerimi tekrarlayın. Ben öyle çok özel biri değilim. Ben öyle çok özel biri değilim. Benden vatana, millete hayır bekleyen köydeki horozundan yumurta beklesin. Benden vatana, millete hayır bekleyen köydeki horozundan yumurta beklesin. Bir saniye, ne oluyor? Biz ne söylüyoruz şu anda ya? Evet yani biz özeliz, değerliyiz, o tarz şeyler söylememiz gerekmiyor mu? Evet, özgüvenimizi yükseltip bize moral vermeyecek misiniz? Ulan ben sizin özgüvenizi niye yükselteyim lan? Hayret bir şey ya. Ama size bu renk çok yakıştı deyip kazak satmaya çalışan tezgahtar mıyım ben? Ne? Ulan dayadılar size içi boş özgüveni. Dayadılar sen kralsın, sen yaparsın, sen bilirsin. Ne? Hepiniz Jennifer Lopez gibi ardınıza böyle havada dolanıyorsunuz etrafta. Geç yerine. Ne? Yaptığım araştırmalara göre mutsuz olan insanların temel sebebi kendilerini çok yüksekte görmeleri ve kendilerinden çok beklentide olmaları. O yüzden ben değişik ve yepyeni bir terapi stili geliştirdim. Adı tersten terapi. Ama hocam ben Başarmanın 50 Yasası adlı kitapta okumuştum. İnanırsak her şeyi başarabilirmişiz. Hocam şimdi şöyle ya, biz hepimiz çok önemli okullarda okuduk. Hı. Biz beyaz yakıyız. Yani biz titremiz, kariyerimiz var. Ulan şu aşağıdaki güvenlik görevlisinden 2.000 lira fazla maaş alıyorsun diye şu havalar bak ölüyüz, kuyduyuz diye konuşuyor. Utanmaz tipe bak. Neyse hadi. Şuradan çocuk. Gel buraya. Geldim hocam. Seninle güzel diş temizler. Şaka da var bende. Evet güzel. Evet söyle bakalım neden mutsuzsun? Hocam ben Ozan. Bu şirketi çok sahipleniyorum, çok seviyorum ve aşırı çalışıyorum. Hı. Ama şirketteki diğer arkadaşlarım benim kadar sahiplenmedikleri zaman çok üzülüyorum hocam. Oysa ki ben bu şirketi çok önemsediğim için çok çalışıyorum. Hı. Yani sürekli koşturuyorum. Her akşam mesaiye kalıyorum. Hafta sonları bile
Ofise geliyorum. Plazanın kerizi benim diyor. Anlamadım. Ama hocam patron bana şirketin işleyişi sana bağlı demişti. Nesin sen? Sanayi ve Ticaret Bakanlığı mı? Ama niye öyle diyorsunuz hocam? Patron tamam bizi çok çalıştırıyor olabilir ama... yani biz bu şirkette bir aile gibiyiz der. Ben sizin babanız sayılırım der. Öyle mi ah canım benim ya? O baban yılda bir ay kayak yapar. Sen şurada bir saat işten izin iste, sağ hemen ayak yapar. Onun cebinde mil kazandıran kredi kartı... senin cebinde ucuz tavuk döner yemek kartı. Onun garajında 20 tane otomobil... senin cebinde 50.000 lira ah bir. Nasıl baba lan? Üvey baba mı bu? Ama hocam şirkete girerken yapılan bir testte... bana sen alfasın, sen sürü liderisin denmişti. Alfa köpek özelliklerim çok çalışmaya yatkınmış. Yapma ya. Tabii hocam. Ben iş hayatımda hakimiyet alanlarımı belirlemeyi seviyormuşum. Öyle mi alfa köpek? Nasıl belirliyorsun? He? Plazanın dört köşesine çişini yapıp... bölgeni mi işaret? Nasıl oluyor? Ya tabii ki hayır ama... hocam çok çalışıyorum. Yani ne yapmalıyım peki? Yani çok çalışmazsam bu yarışı nasıl kazanabilirim? Peki çalışmanın karşılığında... ekstra maaş alıyor mu? Yok. Yoksa ekstra maaş o zaman yatış oğlum. Uzan şöyle. Buraya uzanıyorum değil mi? Buraya uzan. İlk önce sabahları kahvaltıyı hep iş yerinde yapacağım. Lap yarım saat cepte. Sonra iki tane kahve patlat. Oldu mu sağ öğle arası? Saat iki gibi bir toplantı ayarla. Lıp bir saat daha arka cepte. Sonra yavaş yavaş işlerini yap. Ya üst üste koy. Saat 6'ya 5 kala da yolla müşteriye. 6'dan sonra müşteri mesaiye kalmayacağı için sana cevap veremez. Akşam 7'de evdesin. Hop dur yatış. Ha bu çok güzel bir uygulamaymış. Ben bunu uygulayayım hemen deneyeyim. Kapat gözlerini bakalım. Pekala. Şimdi sana söyleyeceklerimi tekrar et. İş yeri benim ailem değildir. İş yeri benim ailem değildir. Benim ailem Necati dayım, Firdevs yengem, Nuri eniştemdir. Benim ailem Necati dayım, Firdevs yengem, Nuri eniştemdir. Ya gerçekten yani şimdiden üzerimden bir sürü bagaj kalktı bile hocam. Çok çok sağ olun yani ağzım mağzım bir tuhaflaştı ben ya. Ne haber? Çocuğun içerisinden başka biri çıktı. Hap hafifim, hap hafif. Arışa yatışa işte. Evet Alfa Köpek, artık sus. Kızım sen gel. Ben de mi? Evet. Ben Burcu. Hoş geldin Burcu. Evet. Senin sıkıntın ne? Ben şimdi title olarak aslında bayağı üst bir pozisyondayım. Ama daha fazla yükselmek istiyorum. Yani bu pozisyon bana yetmiyor ve bunu nasıl yapacağımı da bilmediğim için çok stres doluyorum. Kaygılanıyorum ve ne yapacağımı bilmiyorum yani. Neymiş senin o pozisyonun? Product manager. Ne iş yapar o product manager? Yani chief executive product manager. Mal müdürsün yani. Yani öyle söyleyince biraz havası falan sönüyor da. Mal müdürsün kızım. Ne olacak ya? Kızım müdür olmuşsun. Daha ne istiyorsun? Allah'tan belanı mı istiyorsun sen? Yani ama daha üst pozisyonlara çıkabilirim sonuçta. Onun içinde devamlı beynim çalışıyor, hiç durmuyor ve ne yapacağımı da bilmiyorum yani. Hep bir stres içindeyim. Anladım. Daha yapı sökücü yaklaşımla yaklaşacağız. Bana gel bakayım. Gel buraya. Evet. Sen kimsin? Product manager. Şimdi söyle bakayım. Sen kimsin? Mal müdürüyüm. Şimdi söyle. Product manager. Bir daha söyle bakayım. Mal müdürü. Sen kimsin? Product. Bir daha söyle sen kimsin? Mal. Product, mal. Product, mal. Güzel, devam et. Mal. Mal müdürüyüm. Aferin, öylesin, doğru. Şundan bir fırt üplet bakalım. Ay. Nasıl içiliyor bu? Üplet. Yavaş kızım. Şimdi söyle bakalım, nesin sen?
Ben bal müdürüyüm. Evet, doğruyu buldum kızım. Ya biz neden o kahve bardağını elimize yapıştırıyoruz? Bu çok güzelmiş gerçekten. Neden olacak kızım? O ünvanlar var ya, o ünvanlar. Onların hepsi sen ihtiyarlayana kadar hızla çalış, yarış at diye, koştur diye üretilen şeyler. Ya. Ne kadar doğru söylüyorsunuz ya. Resmen bizi hırslandırıp hızlandırıp yarış atı gibi koşturtuyorlar ya. Evet. Gerçekten apaydınlandım şu an. Senin hedeflerine sen 3 kuruş maaş aldığını unut ki onların işine gelsin. Ulan şurada ustabaşının elinde ayran, lahmacun var, senden fazla para kazanıyor. Doğru. Evet, ne kadar doğru söylediniz. Sağ olun. Sağ olun, ben mal müdürüyüm. Evet. Geç bakalım mal müdür. Sayın mal müdürüm, buyurun. Evet, buyurun. Evet, bir tek sen kaldın medyum keto. Gel bakalım. Bakalım yeni kehanetlerin var mı? Geldim hocam. Ben Hayati. Hoş geldin Hayati. Hoş bulduk. Senin sıkıntın ne? Söyle bakalım. Şimdi hocam aslında benim sıkıntım yok. Hmm. Evet, ben patron istediği için geldim. Yani ayıp olmasın diye geldim. Çünkü benim durumumda hiçbir sıkıntı yok. Benim ihtiyacım da yokmuş. Allah Allah. Evet. Niyeymiş o? Ama ben çünkü kalıcı değilim. Evet, yani bu 5 sene içerisinde özel sektörü bırakıp Ege'ye yerleşeceğim. Bu da moda oldu artık ya. 3 gün işe gitmek istemeyen hemen Ege'ye yerleşedin ya. Ulan şuraya bak, çekirge gibi dadandınız o güzelim tatil beldelerine ya. Yok yok hocam, benim planım tam. Ben gidiyorum ya. En kısa zamanda Fethiye'ye yerleşiyorum. Hmm, Fethiye'de seni bekliyordu ha. Kaymakam Bey ısrarla aradı beni, dedi Hayati Bey nerede? Halk ayaklandı, dövizlerle Hayati nerede? Seni bekliyor. Yok, siz yanlış anlıyorsunuz ısrarla da. Hocam öyle değil, ben Fethiye merkez değil. Benimki daha köy, köy hayatı, minimal bir yaşam. Yani böyle iş stresinin olmadığı, öyle mevki beklentilerinin falan olmadığı, doğa içinde, huzur içinde bir hayat, köyde. Anlıyorum seni. Sen şöyle bir yat bakalım, seninle bir seyahat edelim. Astral seyahat değil mi? Ben çok seviyorum onu, astral seyahat. Evet. Astral seyahat. Astral, evet, otur sen. Astral seyahat. Ketom, evet. Otur. Ketojeniyim benim, otur. Şöyle rahat ol bakalım. Kapat gözlerini. Şimdi doğadasın. Ah. Oh be! Oh! Ah. Her şey çok güzel. Ay, çok güzel. Etrafta hayvanlar var. Oh! Tavuklar. Kat 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 kat. İnekler. Çok tatlı. Organik beslenme. Oh, köylüler bağırıyor. Hey Jason, neredesin? Evet, her şey çok güzel. Allah Allah, birden bir şey oluyor. Ne oluyor? O senin hasta olduğun köy birdenbire tuhaflaşıyor. Ne oldu? Gel zaman, git zaman bir bakıyorsun ki havasına kurban olduğun yerde senin elinde bir kürek, tezekleri küresliyorsun. Sonra birden hava kışa geliyor. Zemheri zamanı. Çok soğuk. Köy yolları kapanıyor. Her yer kapalı. Yavaş yavaş elektrikler de kesilmeye başladı. Ama bir gece uyurken bir sesle uyanıyorsun. Ne sesi bu? Aç kurtların sesi. Hepsi köye iniyor. Ama ne iş var onların orada, kurtların canım? Ne oldu? Doğa istiyordun. He? Kurt doğa değil mi? Sonra tatlı bir köylü seni hemen kurtların arasından kurtarıyor. Sağ ol. Ama o da ne? Köyün tarlalarına yaban domuzları dadanıyor. Köylü karar alıyor. Diyor ki herkes bir gece nöbet tutacak. İlk nöbeti sen tutuyorsun. Zifiri karanlıkta bekliyorsun. Ben korkarım karanlıktan. Karanlıktan korktuğun içinde bağıra bağıra tuhaf sesler çıkararak koşuyorsun. Dine. Köylü seni yaban domuzu sanıyor. Ama değilim ben, yaban domuzu değilim. Sonra bir anda bir çifte ses geliyor. Yapacağını yapıyor.
Hayır! Hayır! Çimte sesi! Hayır, istemiyorum. Yok, ben köy hayatına hazır değilim. Gel. Tamam, sakin ol. Aferin. Aferin. Oğlum, şu plazaları görüyorsun değil mi? Burada çalışan herkes 5 yıl içerisinde Fethiye'ye taşınmaya düşünüyor, biliyor musun? O saf dillerin hepsi hem de. Ya. Evet. Üstelik Fethiye'de buradan daha çok İstanbullu var. Nasıl herkesin kaçış yeri olabiliyor ya bura? Çok haklısınız hocam, aydınlattınız beni. Ben buraya aitim, doğru söylüyorsunuz. Güzel. Evet. Geç bakalım. Gitmem köye müye. Elim iyi, köye gitmem. Terapi şemasına hepiniz inandığınız gibi geliyor. İnandık, evet, inandık. Evet, çok sağ olun. Çok iyi geldi hocam. Sağ olun, iyi ki varsınız. Gerçekten harika. O zaman dersimizi son bir terapiyle bitirelim derim. Adı gülme terapisi. Şimdi şuraya dizelim bakalım. Aa, ben bunu biliyorum ya. Sosyal medyada görmüştüm. Yani insanlar böyle toplanıp kampta gülüyorlar ve iyi geliyordu değil mi? Aynen, ağzına sağlık. O terapiyi yapacağız şimdi. Evet. Ben size söyleyeceğim. Siz de tekrarlayacaksınız. Anlaştık mı? Evet. 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 Ben burada güvendeyim. Buradaki insanlarla çok iyi anlaşıyorum. Beraber yemeğe çıkıyoruz. Dışarıda yemek minimum 300 lira. Bütün maaşımı Boğaz Tokluğu'na veriyorum. Ben çalışarak hayatta bir ev alamam. Bir araba alamam. Anam babam benden iyiydi. Çoluğum çocuğum benden kötü olacak. Ağla, tutma kendini. Hadi. Alfa köpek, hadi. Tamam. Ay, tamam hocam, ne oldu bize? Niye ağladık biz? Aydınlandınız artık çocuklar. Yeni iş hayatına gözlerinizi açtınız. Dünyaya gelen her bebek ağlar. Dünyayı anlamak belki zor bir mesele. Ama hayat geçiyor şöyle böyle. Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katılarımıza ve de sen de söyle.